Bizim için öncelikle çocuklarımızın sağlığı birinci referans noktamız. Çocuklarımızın fiziksel sağlığı, çocuklarımızın ruhsal sağlığı öncelikle ele alınması gereken hususlar. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı bir uzaktan eğitime, televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladı. Bu hafta bizim test haftamızdı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman nasıl olacağı yine biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi bilim kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Bütün bu çalışmalara baktığımızda eğitimde elbette kayıplar olacaktır, elbette eksikler olacaktır. Fakat ben bütün vatandaşlarımızın, bütün anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız ve hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan bu yolculuğu, bu bir maraton koşudur, bu yolculuğu, bu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Ve gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın kimsenin. Bu çerçevede bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki tatil sürecini, yani tatil değil evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. Ve 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu ve bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız. Evet, ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık. Ve bizim telafi eğitimi olarak yapacağımız, planladığımız, hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında ki ne zaman olursa olsun yazın olabilir, hafta sonları olabilir, her şekilde her senaryoya açığız. Bu zaman dilimlerinde de derslerimize ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Konuyla ilgili mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor.